Ne diyorsun Burhan? Sütyen mi? Sadece sütyen değil İfot. Dantilli bir sidiyen. Cem enişte mi takmıştı? Evet, evet. Aslı kapının önüne çıktı. Bunlar ayaküstü birbirlerine girdiler. Tabii sesleri duyamıyoruz. Klinik kamerası ya, ses olmuyor da. Sadece görüntü olayı. Ondan sonrasında da Cem Bey sütyeni hanımına verdi. Hanım derken Aslı'ya. Ondan sonrasında normal erkek kıyafetlerini giydiler. Hiçbir şey almamış gibi içeri girdiler. Hayırdır inşallah. Ben zaten garip bir şeyler hissediyordum. İlk tanıştığımızdan beri. Yurt dışında okumuş, orada garip huylar edinmiş olabilir. Partiler martiler. Nasıl yani? Kadın entarileri giymekten mi hoşlanıyor yani? Ay traverten gibisine mi? Ay neler saçmalıyorsun? Ne diyorsun Burhan? Olur mu öyle şey? Kızma İfot. Yani kızma lütfen. Kilo aldı ya. Belki göğüslerinin formunu kaybetmemesi açısından takıyor olabilir. Huydur bu yani. Huy derken ondan bahsettim. Ay emin misin Burhan? Kameradan falan yanlış görmüş olmayasın. İfot, Gafur da şahit. Görgü tanığı. Öyle düşünme, görgü tanığı. Çok güvenilir bir tanık değil. Ayrıca görgüsü de yok ama görgü tanığı. İri bakmak lazım. Öyle bakmak lazım da belki sen yanlış anlamışsındır, şaka filandır. Yani şaka da olsa ne bileyim. İfot, ben bu çocuğun halini hiç beğenmiyorum. Dengesiz biri. Kafadan çatlak, kafası karışık. Bence Aslı'yla problemleri var. Ay sen nereden biliyorsun ayol? Aslı'yla aynı iş yerinde burun buruna çalışıyoruz İfot. Yani son zamanlarda farkında değil misin? Kızın morali çok bozuk. Aortları çöktü. Böyle gözlerinin altı morardı. Böyle dudaklarını bir görsem böyle iyice aşağı doğru çekti. Amca. Öyle mi diyorsun? Cem enişte işsiz güçsüz tabii ashabi olmuştur. Erkek evde oturunca artık ondan hayır gelmez. Çok doğru söylüyorsunuz Makbule Hanım. Bence yol yakınken Aslı'yla yollarını ayırmaları lazım. Aa olur mu canım öyle şey? Ay anlaşamıyorlar mı diyorsun? Nasıl anlaşsınlar İfot? Yani nasıl anlaşsınlar? İşsiz, güçsüz, parasız sütyen takan bir koca. İnsanın hayalindeki koca böyle midir yani? Olur mu? Sizin gibi bir insandır Burhan Bey. Yani misal. Vallahi duvara tosladı çocuk işte. Bir daha da kendine gelemedi. Biraz da hassas, duygusal bir tip. Aman! Kibarlık yapma İfot. Lütfen. Dengesiz bir o. Geçen gün sabahleyin köründe birden açtım kapıyı. Öyle duruyor. Gulyabani gibi. Niye ki? Ne bileyim. Ne bileyim kendi iç dünyasında neler yaşıyor. Hiçbirisini anlayamazsın ki, bilemezsin ki. Ne yapıyorsunuz Cem Bey dedim kapının önünde. Böyle bir şeyler dedi, saçmaladı. Ne dediğini de anlamadım yani. Vah vah vah. Psikoloğa falan mı gitse acaba? Ay bize ne canım? Allah bildiği gibi yapsın. Ben sadece kardeşimin geleceğini düşünüyorum. Kardeşin kim ayol? Ay Aslı. Pırlanta gibi kız. Bence onu hemen dehlesin. Yol versin yani. Genç kız başka birisini bulabilir yani. Bir işte de tutunamıyor ki İffet yenge. Hayır ayıptır söylemese. Hayat boyu siz mi besleyeceksiniz? Ayrıca besli kargayı oysun gözünü. Aslı'yı yıpratıyor. Kıza bari çare değilsin. Bu nasıl kriktir? Evet aslında bazen tartışıyorlar. Ama... Ailesi desen ayrı dilden çalıyor. Babası Monsieur Bülent, Allah'ım ya Rabbim ya. Söylerken hicap duyuyorum şu anda. Kızı yaşındaki kızlarla fingirdeşi. Annesi desen kendisini cigilo yapmış. Ay yok yok. O oyunmuş. Bülent Bey'i kıskandırmak için. Ama öyleyse daha kötü İfot. Daha kötü. Oyunbaz, madrabaz. Sürekli böyle bir aile. Bunların Allah bir dediğine bile inanmayacaksın. Aile düzenleri farklı bunların Burhan Beyciğim. Çok ekstra larj insanlar. Yani Aslı yavrum bir hata yapmış. Yani kanmış, etmiş, evlenmiş. Allah korusun yarın öbür gün çocukları olsa ne olacak? Hayat boyu çekecek bu çileyi. Ay! Soldan soldan geliyorlar susun. Gitti benim prenses kızım, gitti. Ah, ah. İnsana hayat
şansı versin Allah yenge. Vallahi öyle. Çok üzülüyor. Çok üzülüyor. Ya banyoya tabii ki önce benim girmem lazımdı. Çünkü önce benim evden çıkmam lazımdı. Çünkü neden? Benim işe gitmem lazımdı ya. Ya bir duş alıp çıkacağım 1,5 dakika sürecek. Senin bak duş benden olsun. Sadece saçını fönlemem 1,5 saat. Nasıl bağırıyor kıza? Çok maça zannettiği kendini. E tamam, ne o zaman duruyorsun benimle tartışıyorsun burada? Git banyoya. Tavanları mamanları görününce böyle ıslata ıslata duşunu al. Üf, yordun beni. E, sen beni yordun, sen beni. Bitmiş bu ilişki. Bitmiş. Hadi ben çıkıyorum. Akşam geç kalabilirim, merak etmeyin. Ev hayatından soğudum mu yiyorum? Efendim? Ay Aslı'cığım gel otursana bir dakika, gel. Ne oldu ya? Otur yiyorum. Ne oldu? Aslı'cığım, yavrum, siz daha çocuk falan düşünmüyorsunuz değil mi? Hani nereden çıktı bu? Aman yavrum, aman. Ne olur ne olmaz. Hayır yani acele etmeyin, gençsiniz daha. Anne ben 31 yaşındayım. Olsun yavrum, olsun. Tıp çok ilerledi, tüp bebek yaparsınız. Mesela annem beni 39 yaşında dünyaya getirmiş. O zaman ben kesinlikle o yaşa kadar beklemeyeyim Burhan Bey. Demek ki sakıncaları var. Ne demek şimdi bu? Ablam benim, ne haber? Ay canım. Ah Sacit Beyciğim, vallahi burnumda tutuyordunuz. Gelin birlikte oturalım. Yok. Aman da ablaların en güzeli, en kıvırcığı, en endamlısı, boylu postusu. Aman da kardeşlerin en yakışıklısı, maşallah. Aman da ablaların en tatlı dillisi, en güler yüzüsü, en manken fiziklisi. Bak şimdi, bak şimdi. Bak 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 bak, şurada kaymak birikmiş, gördün mü bak. Aman de ne tatlı bak. Şurubu da var bak, akıyor burada. Oldu. Hadi eyvallah. Aslı, korunuyor musunuz? Sizden mi? Bak şimdi ama... Ay nereden geldik bu konuya acaba? Aslı'cığım, Cem'in halini pek beğenmiyorum son zamanlarda. Sen mutlu musun evladım? Anne bunlar senin şahsi fikirlerin mi yoksa bazı kötü niyetli komşuların fişteklemesi mi? Aa, ben hiç üzerime alınmıyorum ama. O zaman alt kattaki bazı kötü niyetli komşular diyeyim daha net anlaşılsın. Hadi al asmalık, ben çıktım. Ben hiç gocunmam. Ben hiç gocunmamıyorum. Burhan abine istediğini söyleyebilirsin. Paramparça edebilirsin. Ben hiç gocunmam. Yeter ki o maço görüntüsüyü adamla hayatını heba etmesin. Gitme. Loser bu. Loser. Ya. Hayır, sütyen önemli değil Tahsin'cim. Herhalde bir açıklaması vardır. Ama Burhan diyor ki Aslı son derece keyifsizmiş. Mutsuzmuş yani ofiste. Evde iyi ama bize belli etmiyor demek ki. Tartışıyorlar şekerim. Ay bu çocuk 3 aydır işsiz. Bu gidişle de pek bir şey bulacağı yok yani. Sorumsuz anacığım, sorumsuz. Ya insan icap ederse limon satar. İş beğenmiyor ki bu. Bir işe giriyor, ertesi gün fıs. Vah vah vah. Kız mutsuz muymuş yani? Ay, bence öyle Tahsin. Yani gurur yapıyor ve bize belli etmiyor. Ama gözlerinin altı böyle çukur çukur. Dudaklarının kenarı böyle aşağı aşağı iniyor yavrucağım. Canım o zaman ayrılsın bitsin bu iş. Nedir mecbur değil ki. Kol kırılır gelin içinde kalır durumunda ihtiyacı yok benim kızımın. Tabii canım. Ne demek? Gül gibi kız. Ay geniş daha. Çocukları da yok. Ay ödüm kopuyor vallahi çocuk yapacaklar diye Tahsin. Öf ya vallahi başladı tık tık tık. Zaten aileyi görünce ben anlamıştım bu işin yürümeyeceğini. Çünkü bizimki gibi böyle derli toplu düzenleri yok ki. Zaten ileride oğlan da babası gibi olur. Bir çapkın daha başlarsa yandı bizim kız. Aa yandık vallahi. Ay benim kızım bunlara layık mı? Hayır çaktırmıyor da kavga ettiklerini. Bizim yanımızda iyi gibiler. Demek ki işte susuyor, katlanıyor demek ki. İnatçı anacığım, inatçı senin gibi. Ne? Yani bütün bunlar benim yüzümden mi oluyor? Ay ben kahroluyorum burada. Kahroluyorum. Ne oluyor bize yarabbim? Allah Allah, Allah Allah. Niye?
Anne, senin neyin var ya? Yok bir şey. Cem'in işte nasıl geçti iş görüşmem bugün? İş görüşmem yoktu ki. Nereden çıktı bu? Ağız alışkanlığı oldu. Nasılsın der gibi ondan. Niye yoktu? Ne bileyim yani. Yoktu işte efendim. Yani liseden bir arkadaşımla buluştum ben bugün. Deniz, hani sana bahsetmiştim. Ha, evet. Deniz? Ne güzel şey. Bizim zamanımızda hanımlar kıskanırdı böyle görüşmeleri. Her şey ne kadar değişmiş. Ha, Deniz erkek efendim. Her neyse. Her neyse derken? Ya ne olacak bu iş durumu Cem Allah aşkına? Hay çok mu yükseklerde arıyorsun? Biraz daha aşağı pozisyonlardan mı başlasan acaba? Yani genel müdür ya da genel müdür yardımcılığı olmalı ki değsin efendim. Ne? Kravat takmaya mı? Hayır, sadece çalışmaya başlamama. Kariyer açısından Sacit. Kariyer var ya, sana yabancı tabii. Canım benim, öfkeni biriktir, yarın sabaha sakla. Niye öyle? Öyle işte. Peki tamam da bir planın, bir şeyin var mı artık? Aslında var. Yani bir süre daha eğer böyle devam ederse Kanada'da beni tanıyan bir iki şirket var. Onlar ilgileniyorlar. Belki yani öyle bir plan olabilir. Kanada. Kanada. Oraya her gün gidip gelmek zor olmaz mı ya? Ne demek Kanada? Kanada bildiğimiz ülke olan yani. Yani bir süre daha böyle devam ederse Aslı'yla Kanada'ya yerleşme planımız var. Hem de Aslı'yla Kanada'da. Orası biraz sapa değil mi enişte? Ya çıkarın bunu kafanızdan. Hiç olacak iş değil. Oğlum askerdi kızım Kanada'da. Ya anneciğim daha gitmedik. Öyle sadece bir fikir. Hayır zaten gitsek de birkaç sene için olacak efendim. Ne? Kaç sene dedi? Birkaç sene mi? Bir daha duymayayım böyle bir şey. Aslı Nişantaşı'nda oturur, o kadar. Karşı taraf bile zor geliyor bize. Kalkmış bu, Kanada'dan söz ediyor. Bu. Seni kastediyor Cemen işte. Ya yok öyle bir şey. Bir fikir sadece. Öyle teklif geldi diye şey yaptık. Laf olsun diye söyledik. Yani özür dilerim ama bu biraz da bizim hayatımız efendim. Hatta biraz değil, tamamen bizim hayatımız. Yani istediğimiz planı yapabiliriz, öyle değil mi? Şimdi ama sen çok kasıyorsun. Görüyorum ben. Kız deminden beri dürtüyor. Biraz sus artık. Efendim, o kadar istiyorsan sen kendini gidersin Kanada'ya. Kızımı götüremezsin, o kadar. Ama ne? Ya yok öyle bir şey. İstanbul'da iş bulamadım diye Kanada'ya gideceklermiş. Yok yahu. Ben kızımı lahana tarlasından toplamadım efendi. Oğlum askerdi kızım Kanada'da. Ay çok yalnızım. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakası.